Evet arkadaşlar, elektrik akımı 5. konudayız. Yani 5. bölümdeyiz. Ohm kanunundan bahsedeceğiz. Ve 12 tane örnek soru çözümü planlıyorum arkadaşlar. Ana kol akımının bulunmasını yapacağız. Akımın kollara ayrılmasını işleyeceğiz. Ve düğüm noktalarından sonra akımların oranlarını, akımların nasıl bulunduğunu, potansiyelle ilgili soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bu kısa bir giriş yaptık. Şimdi artık sorularımızı çözmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, ohm kanunu ne demek? Ohm kanunu devrede bulunan iletkenin iki ucuna V1, V2, V3 potansiyelleri uygulandığında I1, I2, I3 akımları elde edeceğiz arkadaşlar. Bunların oranının sabit olduğu görülmektedir arkadaşlar. Yani iletken uçlarına uygulanan potansiyel farkları aslında iletkenden geçen akımın oranının sabittir bir yerde diyebiliriz. Bu iletkenin direncine de ohm kanunu diyoruz ve R ile gösterilir diyoruz arkadaşlar. Yani biz aslında burada akımı bulmak istiyoruz. Akımı bulmak istediğimiz zaman R'yi değiştiriyoruz. Tabii ki R'yi değiştirdiğimiz zaman bağımsız değişken olarak voltaj kaynağımız, yani üreticimiz sabit olduğu için akımımız değişmektedir. Ama voltajla, yani potansiyelle akımın oranı da belirli bir sabiti vermektedir. O da ancak bir direnç üzerinden geçebilmektedir arkadaşlar diyerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, potansiyel farkıyla akım şiddetinin oranı sabittir ve bu eğim direnci verecektir arkadaşlar. Bir iletkene uygulanan potansiyel farklarının iletkenden geçen akımlara göre değişim grafiği, doğrusal bir grafik sonuç olarak, yani lineer diyoruz. Direnç potansiyel farkını arttırsak da ya da potansiyel farkına bağlı olan akım şiddeti artsa da değişmeyecek bir değerdir arkadaşlar. Yani bizim burada sabit değerimiz, direnç olarak grafiklerde dikkatinize sunuyorum. Bunların algılanması çok önemlidir arkadaşlar diyerek artık sorularımızı çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 bölgede inceleyeceğimiz akım potansiyeline göre direncimizin değeri var. Hemen birinci bölgeden itibaren başlayalım arkadaşlar. Bu bölgede R eşittir V bölü I demişim. Her ikisi de artıyor ancak akım daha fazla arttığı için dolayısıyla R'de ne olacaktır? Bir düşme meydana gelecektir. Yani azalır diyebiliriz. Azalırları işaretleyelim. Hemen ikinci bölgeye bakalım arkadaşlar. Bu bölgede ne diye, hangi formülü tabii ki uygulayacağız? R eşittir V bölü I demiştik. Burada ne sabit kalmış? Akım sabit kalmış arkadaşlar. Bu artmış. Sonuçta bu dediğim potansiyel o halde R'de artacaktır. Dolayısıyla artarları da işaretleyelim. Hemen üçüncü bölgeye geçelim. Üçüncü bölgede akımla potansiyel arasında bir ne var arkadaşlar? Doğrusal bir ilişki var. Doğrusal ilişki olduğu için daima buradaki eğim sabit olacağı için değişmeyecektir. Yani azalır artar değişmez. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci soruya geldik. İki bölgede inceleyebiliriz arkadaşlar. Birinci bölgede incelersek ne diyeceğiz? R eşittir V bölü I diyorum. Burada V'yi dikkat edelim. Birinci bölgede ne olmuş? Artmış. I yatayda sabit kalmış arkadaşlar. Ve artarsa tabii ki R de artacaktır. Dolayısıyla artırı işaretliyorum. İkinci bölgeyi de inceleyelim. Bu bölgede ne olacaktır? Gene yazıyorum. R eşittir. V bölü I diyorum. Burada V artmış arkadaşlar. Sonuçta I azalmış. I azalınca da o halde bu da ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Peki nasıl artacaktır? Hemen onu söyleyelim. Doğrusal artmayacaktır. Bunun cevabını da size bırakıyorum. Küçük bir grafik çizerek bunu hesaplayabilirsiniz. Lineer bir ilişki olmayacaktır. V artarken, I azalırken. Ama V'nin artması, I'nın azalması, R'nin tabii ki de artmasına sebep olacaktır. Yanıtımız D seçeneği diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, üçüncü örneğe geldik arkadaşlar. Bir deneyimiz var. 30 ohmluk ve de 80 ohmluk dirençler kullanılmış ve bazı yargıları çıkarmışlar arkadaşlar buradan. Akım ve gerilim değerleri ölçülmüş. Evet, deneyden sabit gerilim altında, gerilim sabit, akım ile direncin ters orantılı olduğu sonucuna varılmış diyor. Yani V eşittir I çarpı R diyoruz arkadaşlar buna. Bu üçgen, bu 4. Bu dörtgen, bu 3. 6 iken 2, 2 iken 6 oluyor arkadaşlar. Yani sonuçta akım ve gerilim değerleri ölçüldüğünde sabit gerilim altında akım ile direncin
ters olduğu sonucuna ulaşılır, rahatlıkla ulaşılır arkadaşlar. Dediğimiz gibi ampermetre deneyin bağlı değişkenine ait değeri gösterir. Çünkü biz neyi değiştirmişiz? Direnci değiştirmişiz. Direnç değişince de tabii ki akım da değişecektir ohm kanununda. Voltmetrenin gösterdiği değer ise sabittir. Tek bir üreteç kullanılmıştır. Özdeştir yani aslında arkadaşlar. Ve bir pil kullanılmıştır sonuçta. O halde her üçü de doğrudur. E şıkkıdır arkadaşlar diyorum ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, dördüncü örneğe geldik. Soruyu sizin okumanızı rica edeceğim. Ampermetremin değeri sadece 5 amper, onu tabii ki biliyorum. Üreticimizin değerini bulmak istediğimiz zaman direncin üzerinden geçen akımla direnci çarptığım zaman artı 4'ün üzerinden geçen de akım aynı olduğu için o halde 10 artı 20'den bir kere burayı 30 olarak bulacağız arkadaşlar. 5 amper geçmişti. Bu anahtar kapatıldığı zaman 2, 6 ve 3 numaralı dirençler birbirlerine paralel olduğu için bunların paralellerin eşdeğer direnci ne olacaktır arkadaşlar? 1 ohm olacaktır. 1 artı 4 yani R eşimin yeni değeri artık 5 olacağı için V eşittir I çarpı R eşten. Buradan da 30 eşittir I çarpı R eş 5'ti. Buradan 6 amper çıkacak arkadaşlar. 6 amper ana koldan geçecekse o halde bu 6 amperi nasıl paylaştıracağız? 3'ün üzerinden 2, 6'nın üzerinden 1, 2'nin üzerinden de 3 geçecek. Sonra 1 ile 2 birleştikten sonra ne yapacak? Buradan tabii ki devam edecek ama 2'nin üzerinden geçen 3 amper ampermetrenin gösterdiği değer olacak. Yani yanıtımız B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. Her biri özdeş dirençlerden oluşan bir devremiz var. Yargıları soruyorlar arkadaşlar. Tabii ki burası R, burası da R, burası da R ise burası da R. Hemen bir bakalım. Buradan geçecek akıma arkadaşlar 2I dersem buradan geçecek akıma da I diyeceğim. Neden? Çünkü 2R çarpı I, 2I çarpı R aynı olmak durumunda. Çünkü bu aralarındaki potansiyellerin de eşit olması durumunda. Peki buradan geçecek akım da arkadaşlar 3I olacak. Sonuçta X'den geçen akım Y'den geçen akımın yarısıdır. Bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Z'den geçen akım X'den geçen akımın 2 katı değildir. Çünkü I'ya 3I söz konusudur. Bu eksi devrenin toplam akımı Z'den geçen akım kadardır. Bu da doğrudur. Yani 5. sorumuzun yanıtı arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Evet, 6. soruya geldik arkadaşlar. K noktasının potansiyeli, bakın burada toprak var, 60'mış. Burası 6 ohm olduğuna göre buradan geçecek olan nedir arkadaşlar? Sonuçta 10 amper geçecektir. Çünkü 10 çarpı 6, 60 olması gerekiyor. Bu iki nokta arasında 40 voltluk bir voltaj düşmesi, yani potansiyel düşmesi meydana gelecektir. O zaman burası 60 ise sonuçta burası ne olacaktır? 20 olacaktır. Burası da sıfırdır arkadaşlar. Demek ki o halde bu iki nokta arasındaki buradaki voltmetrenin gösterdiği değere eşit olacaktır. Yani o da 20'dir arkadaşlar. 20 volttur diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum.